Merhaba, ben Ece Öztunç ve bugün Gerçeği Yakala kanalında Ece ile Sorguluyoruz programında Çağla ablayla beraberim. Canımsın. Çağla abla, Çağla ablayı ben çok severim. Çok ilham aldığım biridir kendisi. Bu yüzden burada olman çok onur duyuyorum. Ben esas senin gibi bir gençle, Türkiye'nin geleceğini kurgulayacak olan bir gençle birlikte olmaktan ben gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki seni bu yaştan tanıyorum. Çünkü belki 10 sene sonra, 15 sene sonra sana ulaşmak bile zor olacak. Çok teşekkürler. Başlamadan önce ben bu tacı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Geçen de buluştuğumuzda vermiştin. Çok onur vericiydi bu arada. Orada çok güzel bir enerji vardı. Topluluk çok güzeldi. Evet. Yani. Zaten Ece'sin, bir de Ece ile taçlandın. Anneannesinin torunu olarak. Orası da Bihine Dige. O da zaten kraliçe demek. Ece kraliçe demek. Ne mutlu bana ki kraliçelerle birlikteyim. Siz de kraliçesiniz. Evet, evet, evet. Herkes kraliçe. Herkes hayatının kraliçesi. Evet. Hayatımızın kraliçesi, prenses olmaya niyet edelim bakalım. Evet. Şimdi esas konumuza geçelim. Tamam. Yani biz herkes kendisi ailesini seçmez derler aslında. Yani herkes belirli bir aile vardır derler. Fakat sizle konuşmuştuk daha önceden ve aslında kendi ruhumuzun bu aileyi seçtiğini söylemiştiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Arkadaşlarım da anlasın. Tamam, çok güzel. Muhteşem güzel bir soru seçtim bence Ececiğim. Şimdi normalde şu anda mevcut gençlikte ya da bizim gençliğimizde ya da genel yaşamda hep şu denir. Doğurmasaydın beni. Doğurmasaydın beni. Evet. İşte beni doğurdun, onun için bana bakmak zorundasın, şunu yapmak zorundasın, böyle olmak zorunda. Hep anne babalar her şekilde itham edilir. Eksik bir şey olursa muhakkak anne babadan bilinir. Halbuki sistem öyle çalışmıyor. Ruhlar alemine baktığında aslında sen kendin daha evvelden kontrat yaparak anneni, babanı ve hatta kardeşlerini seçerek geliyorsun. Herkesi biz seçiyoruz yani. Herkesi sen seçiyorsun. Şu anda seninle birlikte burada oturup bu yaptığımız konuşma var ya, bu bile planlı aslında. Bu bile daha evvelden yapılmış olan bir seçimin şu anda tezahür etme, hani ortaya çıkma hali. Sen normalde şöyle bir sipariş veriyorsun. Annem şöyle olsun, şu şu özelliklere, artılara ve şu şu eksilere sahip olsun. Hem artı var hem eksi var. Aynı şeyi baban için seçiyorsun. Ve aynı şeyi senden sonra gelecek ve senden önce gelmiş abilerin, ablaların ve kardeşlerin diyelim ben hepsine birlikte bir arada tutarsan onlar için de seçiyorsun. Ve senin bu yaşam yolculuğunda, tekamülünde neyin eksikse ya da neyin fazlaysa bir yandan öğreneceğin var. Bir yandan öğreteceğim var. Yani hem ikisini tamamlayacaksın hem de sende fazla olan bilgiyi de o ailenin fertlerine aktaracaksın. Dolayısıyla ona uygun ya inanılmaz muazzam bir matematiksel sistem içerisinde doğru anne ve doğru babaya geliyorsun. Geldiğin zaman ve senin kardeşinde aslında bu aile, diyelim ki siz 4 kişilik ailesiniz. 4 kişi bir araya geldiğinde, eskiden bizim zamanımızda Voltron diye bir şey vardı, böyle parçalar bir araya geliyor, Voltron oluşturuyordu. Oyuncak, çizgi film gibi düşün. Siz aslında dördünüz birlikte muhteşem, muazzam, mükemmel bir aile oluyorsunuz. Ve olduğunuzda senin eksiğin annen de, annenin eksiği sen de derken eğer bu aile içindeki yaşamda herkes birbirinden örnek alıp birbirini görüp onun eksiğini ya da onun fazlasını dönüştürdüğünde zaten senin buradaki tekamül yolculuğun, tekamül belki şimdi biraz şey gelebilir kelime olarak, yaşam yolculuğun diyelim, hayat planın diyelim, kader planın diyelim. Çünkü bir planla yaşıyoruz buraya, bir planla, bir plan çerçevesine giriyoruz. Öyle hani damdan düşme yok, bize leylekler getirdi gibi bir durum yok. Ruhlar aleminden seçilerek geliyorsun sen buraya. Burada şimdi mesela diyelim ki senin dağınık olma halin var. Tabii sen o değilsin, o örnek değilsin, örnek yanlış oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Sen şimdi mesela çok disiplinli bir
ne diyeyim, evlatsın, genç kızsın, çok disiplinlisin, çok her şeyin en iyisini yapmak isteyen, mükemmeliyetçi ve başarılı olmak isteyen, Türkiye'ye gelecekte inşallah önce kendine tabii, sonra Türkiye'ye hizmet etmek isteyen bir gençsin. Elhamdülillah öyle olacak. Hiçbir şüphesi yok onun. Çünkü gidişat belli. Yani gidişat belli ve geldiğin, seçtiğin anne baba, hatta dede, anneanne, yani tam çünkü 7 soy var. 7 soyun belli. Hem anne tarafından hem baba tarafından. Şimdi şöyle düşün. Sen çok mükemmeliyetçisin. Bil ki senin ailende birisi mükemmeliyetçi değil. Çünkü o kişi senden mükemmeliyetçi olmayı öğrenecek. Anladın mı? Her şeyi detayıyla bakmayı öğretecek. Çünkü biz hepimiz aile içerisinde birbirimizin açığını ya da eksik olanı, dengede olmayanı diyeyim daha doğru. Dengede olmayanı dengeletmek üzere bir araya geliyoruz. Diyelim ki kardeşin dağınık. Tamam. Bil ki annen ya da baban dağınık. Tamam. Tamam. O da oradan mesela bir sürü anne var, çocuğuna diyor ki kızım odanı topla, kızım odanı topla, kızım odanı topla, oğlum odanı topla. Toplamıyor. Ondan sonra anne gidiyor, baba gidiyor, kendisi topluyor vesaire gibi düşün. Aslında orada belki de o anne ya da o baba kendisi de dağınık ya da çocukluğunda dağınıktı ya da zihne dağınık. Yani fiziksel oda dağınıklığıyla. Uyum var yani. Bravo. Bravo. Yani sen birisine bir şey söylediğinde anne ve baba olarak kızım dersin çalış, oğlum dersin çalış dediğinde aslında o ebeveynin ne yapmaya, neyi çalışmaya ihtiyacı varsa onun çalışması gerektiğini görmek için o evlat ona geliyor zaten. Ha, çok mantıklı. Aynen. Çünkü sende de eksik olan bir şeyi sen annenden babandan örnek alarak ya da anneannenden, babaannenden, dedenden, yakın büyüdüğün çevreden örnek alarak büyüyorsun. Senin kalıpların nasıl oluşuyor? İşte 0-3'te anne rahmine düştüğün anla birlikte annenin bütün duyguları ve yaşanışları zaten seninle birlikte çalışıyor. Evet. Ona göre geliyorsun. Travmatik bir gebelikle geldiysen, istediğin kadar zengin, eğitimli, okumuş bir aileye gel, fark etmiyor. O travmaları alarak geliyorsun. Ancak o travmaları alacağın da zaten senin kader planında, yaşam planında kayıtlı olarak geliyorsun. Yani sana en uygun hayat o oldu. Bravo. Şöyle düşün. Mesela iki kız kardeş düşün. Ya da iki erkek kardeş. Ya da bir kız bir erkek kardeş düşün. Fark etmez. Doğum zamanında aynı anne, aynı baba. Hiçbir farkları yok. Ama annenin bir tanesinde yaşadığı gebelikle öbüründe yaşadığı gebelik birbirinden farklı olabilir. Birinde işte diyelim ki kavga kıyamet vardır, birinde daha huzurludur, birinde paralı bir dönem vardır, birinde parasız bir dönem vardır. Dolayısıyla iki kardeş dahi birbirine benzemeyebilir. Ama o iki kardeş o aileye geldiyse gene biri ve biri bir araya geldiğinde anne babayla birlikte Voltran'ı oluşturup kendi yaşam yolculuklarındaki, kader planlarındaki eksiklikleri, dengesizlikleri tekrar eksiklik lafını geri aldım. Dengesizleri bulup dengeli birlikte yücelmek üzere varlar. Dolayısıyla annenin gram suçu yok. Babanın gram suçu yok. Hiçbir konuda, hiçbir ailede, yani sırf senin ailende değil. Biz hepimiz, ben de kendim anne babamı seçerek geldim. Eğer anne babamla yaşadığım o olaylar olmasaydı, olumlu ya da olumsuz konuşurum ve onları dengeleyemeseydim, bugünkü Çağla olmazdım. Aynı şey senin için geçerli. Ayrıca çok doğrusun bu arada. Şöyle bir şey soracağım. Yani hepimiz diyoruz bu farkında, bu farkındalığa varmamız gerekiyor tabii bunun için. Peki yine bazı kişiler bunu bilseler bile belki de yani içlerinde biliyorlar ama tekrardan ailelerini yine de suçlamayı tercih ediyorlar. Peki yani bu neden oluyor veya bunu nasıl bu farkındalığa varabiliriz? Şimdi bu çok uzun bir yolculuk. Neden uzun bir yolculuk? Suçlamak dünyanın en kolay işi. Ha tabii. Çünkü her senin kendini haklı çıkarman lazım. İnsan denen varlığın yaşamını devam ettirebilmesi için kendini haklı görmesi lazım. Bu şöyle bir şey düşün. Hırsız bir ailede hani şey yapıyorlar işte dolandırıcılık falan. Yani onlar da aile. Hepimiz ailesi çünkü herkes ayrı ayrı kendi içinde. Bir çocuk eğer yan kesiciliği başarılı yapamıyorsa o çocuk orada başarısız demek. Seninki gibi bir ailede eğer eğitiminde, işte hayatında, yaşamında, sporunda, sanatında, çok yönlü gelişiminde başarısız olan bir çocuk başarısız oluyor. Bak bulunduğun yere göre bütün sistem değişiyor. Hepsinin ayrı farklılıkları var. Şimdi sen
istediğin kadar farkındalığın olsun, farkındalığı idrake getiremezsen, idrak dediğimde şu, hal etmezsen o davranışı, hal etmediğin sürece hiçbir şey farkındalıkta kalır ve devam etmez. Annem işte bir şey yaptı, işte demiyor, ben dışarı çıkmak istiyorsun, izin vermiyor. Ya da odanı topla diyor, toplamıyorsun. E sen odanı toplamadığın sürece hiçbir şeyin farkına varmamış oluyorsun aslında. Yani kendi yanlışını da kabul etmen gerekiyor o zaman. Yanlış demeyelim, dengesizlik. Yanlış değil, dengesizlik. Gene o dengesizlik. Şimdi sen benim mesela eskiden şöyle bir hikayem var. Annem bana sürekli yatağını topla, odanı topla, yatağını topla, odanı topla derdi. Ben de derdim ki akşam bir daha yatacağım. O da derdi ki o zaman yemek de yeme, bir daha acıkıyorsun. Tamam, bunların hepsi bakış açısı. Doğru. Evet. Şimdi senin yatağını toplaman aslında sadece yatak toplamak ya da odayı toplamak, oda toplamak değil. Çünkü senin etrafındaki her şey, bütün dağınıklık, bütün evinin hali bile senin zihninin ne kadar derli toplu, hani sharp, keskin bir şekilde odaklı yaşayıp yaşamadığını ya da dağınık oradan buradan şuradan yaşadığını gösterir. Dolayısıyla aslında annenin söylediği yanlış bir şey değil. Oranın dengelenmesi lazım. Ve senin onu yapıyor olman lazım. Fakat o annenin de onu söylüyorsa kendi hayatına da dönüp bakıp oradaki başka bir şeyi dengelemesi lazım. Yani aslında çift taraflı, kazan kazan gibi. İki tarafta da bir şey yapılması lazım. Bunu farkındana olup da yapmıyorsan eğer bir gün gelecek yapacaksın. Çünkü sistem ama öpe öpe bir şekilde sana doğruyu buldurmak üzere dizayn, yani bütün yaşam planı kurum o öyle yani. Sistem öyle çalışıyor. Sen eninde sonunda ama 18 yaşında, ama 15 yaşında, ama 45 yaşında, ama 75 yaşında. Çünkü bu ne olacak biliyor musun? Eğer sen senin kader planına uygun yaşamıyorsan, kader planına uygun olarak aile bağlarını korumuyorsan, çünkü aile en esas kurum. Bunları bir araya getirmiyorsan başına çeşitli senin kötü diye adlandıracağın dengesiz olaylar gelecek. İşte ne bileyim, düşeceksin, kolunu kıracaksın, dersinden de zayıf alacaksın, bir arkadaşın senin eşyanı çalacak, bir arkadaşın iftira atacak vesaire gibi negatiften algılayabileceğimiz olaylar gelecek başına. Bu olaylarda de ki sen %100 haklısın ama haksızlığa uğruyorsun. Haklısın ama haksızlığa uğruyorsun. İftira atılıyor. Onu hiç iftira olarak da görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Senin oradan öğreneceğin bir şey var. Çünkü sen eğer çekirdek ailende annenle babanla olan diyaloğunu der top düzen içerisinde, denge içerisinde ailede çözemiyorsan, dengeleyemiyorsan kendini, bu sefer sosyal çevrenle başlayacak problem. Bu iş hayatında da olabilir, mobbinge uğrayabilirsin, üniversite hayatında olabilir, orada bir dışlanma yaşayabilirsin. Yani senin şahsından bahsetmiyorum, genel bilgi olarak adlandırıyorum. Dolayısıyla en kolay, en güvenli bölge, en konfor alanına sahip olduğumuz yer ailelerimiz. Ailelerde anne babayı evet dinlemek lazım. Çünkü onlar sende olmayan bir tecrübeyi aktarıyorlar. Ama sen de bu kadar yeni nesil, yeni jenerasyon ve bu dönemleri seçip gelmiş bir ruh olarak sen aslında senin ebeveynlerinden daha üst segment bir ruhsun. Allah affetsin öyle dediğim için, anne babalar belki kızabilir ama şu anki yeni gelen jenerasyondaki bu çocuklar, yani sen ve senin yaştaşların, daha ufakların, azıcık daha büyüklerin, bunlar bütün dünyanın düzenini dönüştürmeye gelen çok özel ruhlar. Dönüştürmeye dediğim olumludan, hani evet. Şu anda çünkü çok da parlak bir yıllar geçmiyor. Ne yazık ki. Yani biz bir dönemdir öyle. Ve sizin bunun farkındalığına gelebilmenizin en kolay yolu gözlemlemek. Verilen uyarıları almak, farkında olmak ve bir kalkınma yaşanması gerekiyor. Uyarıyı yap ya da yapma ama al düşün. Al düşün. Çünkü sen odanı topladığında zihnin daha temiz olacak. Sen derslerine özen gösterdiğinde okulda daha başarılı olacaksın. Sen bunun yanında destekleniyorsun spor için, sanat için. Onlara zaman ayırdığında otomatikman senin beyninin farklı yönleri, yani hem sağ beyin hem sol beyin gelişmiş olacak ve sen çoklu bakabilen, objektif bakabilen daha farklı bir nesil olarak geliyor olacaksın. Yani bu şey değil. Herkesin elinde cep telefonu, TikTok, TikTok, çık 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 çık.
Onlar mesela çok daha başka bir yer. Evet. Yani buradan bahsetmiyorum. Fakat bu arada sen bütün bunları yaparken de ki çocuksun, genç kızsın, hani hayallerin var, başka böyle eğleneceğin şeyler var. Onları da yanında gene ailenin desteğiyle yapabiliyor olman lazım. Yani hem ailemizin dediklerini yapmamız gerekiyor ama aynı zamanda da bir mesela eğlenmemiz de gerek. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Çünkü her yaşı yaşaman lazım. Yaşamadığın yaş yarın öbür gün sana yol su elektrik olarak geri geliyor. Her yaş yaşanacak, yaşanarak gelecek, keyifle yaşanacak, aşkla yaşanacak, aile birliği korunacak, annen babalığın, ebeveynlerin dedikleri yapılacak ancak onların içerisinde sana uygun gelmeyen, mantıkla açıklayabileceğim bir şey varsa çok demokratik bir ortamda ebeveynlerle de benim baktığım yerden oturup kalk konuşup baba bu böyle, anne bu böyle, burası böyle, şurası böyle, sen benden bunu istiyorsun ama benim bakış açım da bu. Bakış açını da geliştirebiliyor olman lazım. İki farklı yerden de bakmamız gerek. Bir ortak nokta evet, olması gerek. Evet. Hep ortak nokta. Hep denge, çünkü dengeye geleceğiz. Denge, aynen. Her şey denge evet. Zaten. Evet. Peki Çağla abla. Şimdi ailede kendimizi görüyoruz, uyarıları alıyoruz falan. Ama mesela bu aralar bu dönemde çok fazla hastalıklar, doğru, hastalıklı çocuklar doğuyor. Yani bu mesela daha uyarıları almayan kişilere ders vermek için mi ya da alamamış kişilere ders vermek için mi böyle oluyor? Şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi ahir zaman denilen bir dönemdeyiz. Ahir ne demek bilmiyor olabilir arkadaşların. Ahir zaman tam bir geçiş zamanı. İnsanlığın tekrar uyandığı, sorumluluklarını aldığı, güzelliğe, mutluluğa doğru yol aldığı bir dönem diye düşün. Tam bir geçiş süreci. Çünkü bugünlerde hep şu da konuşuluyor zaten. Dünyanın sonu geliyor. İşte orası böyle evet. Oluyor, burası böyle. İşte tam o aradaki geçiş zamanı şu anda burası. Ve bu dönemde eskilerin söylediği, zaten hastalıklar artacak, afetler artacak, çözümsüz hastalıklara sahip olan yeni ruhlar, yeni bebekler gelecek. Ve bu bebeklerin hepsi aslında saf ruh olarak gelecek olanlar. Bunlar hep eskilerin söyledikleri. Şimdi normal şartlarda bir insan bedeni tekamül süreci içerisinde, bu yolculuk içerisinde derler ki 700 ila 800 kere dünyada bedenlenir. Bilmiyorum, görmedim, gitmedim, gelmedim. Ben şimdi bendeki bilgiyi aktarıyorum. Şimdi bu gelen ruhdaki işte bu hastalıkla, X bir hastalıkla, fiziksel ya da zihinsel hiçbir şey anlamayan, duymayan çocukların geldiği, onların seçtiği aileler çok değerli. Acaba o ailelerde hangi karmalar var? Hangi karmalar dediğimde gene onu da arkadaşların için anlatayım. Geçmiş yaşam dediğimiz, geçmiş ne diyeyim, paralel evren de olabilir buna. Geçmiş yaşam da diyebiliriz. En Türkçesi nasıl algılanırsa. Orada yaşanmış ve yapılmış dengesiz davranışların bir bedeli olması lazım. Bizim eskilerin atasözü var. Dede erik çalmış, torunun dişi kamaşmış diye. Ama çok güzel bir sözdür. Evet. Çünkü bizler hepimiz, bizim bütün soyumuzla birlikte değerlendiriliyoruz bu yaşamda. Senindeki babaannenin, anneannenin ya da işte bilmem kimin yapamadığını, eksik kalanı sen zaten tamamlamak üzere buradasın. Kim bilir o ailelerde de geçmiş zamanda dengeli ya da dengesiz nasıl bir durumlar var ki bu dönemde şu anda çok ilginç hastalıklara sahip olan yeni bedenler, yeni ruhlar bedenleniyor. Korona da onun gibi bir şey. Yani korona demeyeyim, hani taç diye taktık, hani virüsler olarak da baktığında. Bu dönemde onun da gelmesi, işte hakka yürümelerin, hani ölümlerin artması, hastalıkların artması, bir yandan onlar olurken yapay zekanın ya da teknolojik gelişimlerin artması, bunların hepsi bu dönemin aslında hediyeleri desem Allah affetsin beni, çok hoşlanmayacak kişiler olabilir. Ama öyle bir dönem, yani öyle bir dönem, artık onlara mı ders veriyor? Topluma mı ders veriyor? Çünkü toplumun belki de birlik olmasını öğretiyor. Sırf aileye değil, belki yardımlaşmayı öğretiyor. Yani bunu ders olarak demeyelim de, nasıl ders biraz daha sert oldu. Şey olabilir, öğüt vermeye çalışıyor. Bravo, bravo. Yani orada birlik bilincini
Çünkü senin tırnağının kenarına zarar gelse aslında bana da geliyor. Aslında Afrika'dakine de gidiyor. Amerika'dakine de gidiyor. Ama biz bunun idrakinde değiliz. İdrakinde olmadığımız için diyelim ki seni birisi kesiyor, biçiyor, o oluyor. Allah affetsin tekrar dedim. Biz umursamıyoruz. Burada bir kenarda duruyoruz. Halbuki her şey birbiriyle bağlantılı. Bütün toplumu, bütün topluma ders vermek için diyelim. Geliyor diyelim. Tamam. Evet. Güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi ki varsın. İyi ki çağırdın beni. Ne demek? Başka videolarda da buluşmak üzere. Çağla Yüksel'e çok teşekkür ederim. Ben ediyorum sana. Ece Kraliçem.